Beşiktaş tarihinin en önemli isimlerinden Zafer Öğer'le beraberiz. Beşiktaş'ın eski kalecisi ve eski kaleci antrenörü. Kendisiyle beraber Beşiktaş dönemini ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecini konuşacağız. Siz bir süredir kalecileri yetiştiren ismiydiniz Beşiktaş'ın ama artık ayrıldınız. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Bu ayrılık sürecini biraz anlatır mısınız? Tabii yeni bir dönem başladı. Yeni bir idare heyetimiz geldi. Onlara hayırlı olsun. Yeni bir teknik adam geldi. O da Beşiktaş'ın içinden bir insan. Benim oynadığım yıllarda takım kaptandı. Tabii ben o tablo içinde olmak isterdim ama saygı duymak gerekir. Yönetimden bana haber geldi. Zaten biz camianın içindeyiz yani. Şimdi görev almamış olabiliriz ama her an göreve hazırız yani. Bugün olmayabilir. Yarın yine teklif gelir. Yani Beşiktaş için her zaman hazırız biz. Cenk'te emeğiniz var. Beraber çok çalıştınız. Onun gelişimini izleyeceksiniz. Uzaktan izleyecek olmak sırası biraz üzecek diyebilir miyiz? Yok, fazla üzülmeyeceğim çünkü gurur duyacağım. Benim talebem yani onun başarılı her zaman seyrettikçe gurur duyacağım. Ben zaten Beşiktaş'ta göreve başladığım zaman Rüştü vardı, Hakan vardı, Korcan vardı. Rüştü ile lig şampiyonluğunu aldık, Hakan'la kupa şampiyonluğunu aldık. İki kaleciyi dengeli olarak oynattık. Ertesi sene Schuster dönemi geldi. Yeni bir oyun sistemi, kalecileri libero gibi hazırladık. Oyun sistemini önde kuruyordu. Yani o zaman Cenk de geldi. Cenk, Hakan, Rüştü vardı. Üç kaleci birden oynuyordu bu oyun sisteminde. Hiçbir de başarısız değillerdi yani. O sene de Türkiye Kupası'nı aldık. Ondan sonra bir Tayfur hocamız geldi biliyorsunuz. Belli bir süreç yaşandı o sürede kampta. 3 maç oynanmaya başladı. O sıkışık ortamda 3 kupayı aynı anda götürmeye çalıştık. Yani kaleciler açısından başarılı bir dönem geçirdi. Benim olduğum sürece Beşiktaş. Ben çıtayı yükselttim Beşiktaş'ta. Bundan sonra artık çıta yüksek vaziyette. Bunun altına düşmemesi lazım. Çıta yükselmiş, kaleciler gelişmişken niye bu karar alındı sizce hocam? Vallahi o konuda bir yorum yapamayacağım. Samet abiye saygı duymak lazım. Şimdi bir yeni yapılanma sürecinde bir sürü genç oyuncuları kampa götürecekler galiba. Bu arada kaleciler de zaten benim kurduğum, alttan aldığım kaleciler. Kaleci açısından bir sorun olacağını zannetmiyorum Beşiktaş'ta. Şimdi bu elimizdeki bir Amerikan futbolu topu. Evet. Bunun bize futbolla ilişkisini aktarır mısınız sizin açınızdan? Yani kalecilikte reaksiyon, hani çabukluğa reaksiyon gelen topa, faul topa rakibe çarpar mesela, kontrpede kalır veya top dönüyor. Onlara karşı Amerikan futboluyla çalışma örneğini gördüm. Bunu da ben de kendi kalecilerime uyguladım. Bayağı faydasını gördük. Yani topa vuruyorsunuz, top tabi normal top gibi düz gitmiyor. Sağa sola falso oluyor. Yere vuruyorsunuz, sağa sola falso oluyor. Hani reaksiyon çalışmalarında olsun. Yani hocam, Cenk Gönen bu topla çalıştı bir süredir. Tabii çalıştırdım bayağı işte kendilerini. Rüştü'ye bile uyguladık yani. Rüştü de sizle beraber mi bu yöntemi uyguladı hocam? Daha önce denemiş mi acaba? Vallahi pek deneyeceğini, hani gördüğünü pek zannetmiyorum. Rüştü'nün zaten çabukluğa ihtiyacı var belli bir yaşta. Onu kaybetmemesi lazım. Üçlünün kalmasından yanayım. Hani işte ise Cenk'e de abilik yapar. Onun oynamasında da büyük katkıları oluyor. Önünü açıyor, kapatmıyor. Gerektiği zaman o önünü açıyor yani Cenk'e. Şimdi bir kaleci aldığınız zaman ne olacak? Cenk'in önü kapanacak. Gelen kaleciyi oynatacaksınız. Türk milli takım o zaman bir kaleciden mahrum kalacak. Ben oynarken yabancı kaleci kurbanı oldum yani. Ben şampiyon olmuş bir takımdayken üstüme Jurković de Zalat geldi. Neticesinde nasıl gönderildiklerini herkes biliyor yani. Yani siz en içerideki isimlerden biriydiniz. Şu Portekizlilerin durumunu da bir soralım. Takımda bir Portekizli kamplaşması var mı? Bu takıma nasıl yansıyordu? Yoksa arkadaşlık, güllük gülistanlık, herkes mutlu mesut yaşıyor mu? Zaman zaman tabii sıkıntılar oluyordu ama dışarı belli etmiyorduk. Bir tam takım olamamıştık yani. Ondan kaynaklanan bir problem vardı. Yani içeride ücretlerin ödenmemesi futbolculara olumsuz yansıyordu. Bu tabii çalışmalarına da yansıyordu. Tabii yani Avrupalı biraz yani istiyor ki Avrupa'daki gibi her an ödensin. Türkler fazla kafaya takmıyordu hani o mantıklı toplantılar yapıyordu takım kaptanları. Toraman olsun, Rüştü olsun bunu anlatmaya çalışıyordu. Onlar da anlayış gösteriyorlardı ama ne de olsa Avrupalı. Peki hocam şunu da sorayım. Samet Hoca ile hiç konuştunuz mu? Yani onu demin tam anlayamadım, hani iletişim haline geçtiniz mi? Hani hayırlı olsun dediniz mi? O size hayırlı olsun dedi mi?
Telefonla ben kendisine hayırlı olsun dedim. Allah mahcup etmesin dedim. Başka ne diyebilirim ki ben? Başarılar dedim kendisine. O sırada hiç hani yeni kaleci antrenörleri üzerine falan bir konuşma, yani sizin verdiğiniz hani şu isim iyidir, bu isim iyidir gibi tavsiyeler yeni oyuncularda. Ben şimdi öyle bir yoruma giremem yani. Karşı taraftan bir istek gelmekten sonra ben nasıl kendi kendime şey yapayım? Bu bana yakışmaz yani. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.